Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yeni bir vlogla karşınızdayım dostlarım. Ya saçım falan çok kötü. AVM'ye gideceğim ve bir fön çektireceğim. Yani böyle olmaz. Bu saç çok kötü bir saç yani. Bu ne böyle? Bilmiyorum. İşte böyle olduğu için, böyle bir süre gittiği için ben gidip ondan sonra saçlarımı şurada kestiriyorum ve gidiyorum. Ama bu sefer yapmayacağım. Gideceğim güzel bir fön çektireceğim saçıma. Şekli bozuldu herhalde falan diyorum böyle. Çünkü bilirsiniz o böyle şekli bozuldu artık olayını bilirsiniz. Ondan sonra bir kesilince saç kendini şöyle toplar falan. Ama ben hani ucundan aldırayım falan değil yani. İlla şurama kadar getireceğim o saçı. Neyse. Çok böyle yakınımdaki insanlar bilir saçımı popoma kadar uzatacağım dediğimi. Ay bilgisayarda antepli kağıt şablonlarına falan baktım Word'de. Beğenmedim. Birkaç belediyeye fiyat teklifi sunmam gerekiyor. Bu takı işiyle ilgili ama nedense böyle bir hoşuma gitmedi. Kendim hazırlayabilirim 2 dakika ama aman aman be dedim onun içinde birazcık. Neyse dostlarım. Bugün ne yapacağız? Ben size bugün ne yapacağımızı anlatayım. Önce ben bir vadiye gideceğim ve saçıma fön çektireceğim. Bu konuda kesinlikle okeyiz. Ondan sonra Samet'le buluşacağız. Ve aslında dün mü buluşacaktık biz? Evet, aslında biz dün buluşacaktık ama tabii ki de ben birkaç yere görüşmeye gittim ve ondan sonra çok geç döndüm. Çok geç dönünce de yetişemeyecektim falan. Ondan sonra işte Perşembe olsun dedik. Sonra bana tekrar yazdı. Yarın olsa olur mu? Ben dedi bir yemeği Perşembe'ye aldım dedi. Biz seninle yarın buluşalım dedi. Ben de olur kuzucuğum dedim. Samet de İzmir'den Dilara'nın arkadaşı. Ben de çok severim böyle çok kibar bir çocuk böyle ne derler hani böyle bazı insan vardır böyle naiftir zariftir ondan sonra böyle kendi halindedir falan Samet de benim gözümde gerçekten öyle bir çocuk çok kibar çok böyle beyefendi ya bana kitap almış hani ve bu arada bir tükürdüm aldığı kitapta ben uyuyamadığım zamanlarda Hayati İnanç Hoca'nın bir şiiri var daha doğrusu kendi şiiri değil de Hayati İnanç Hoca'nın Necip Fazıl'dan okuduğu Allah'a ısmarladık diye bir Allah'a ısmarladık diye bir şiir var ve hep onu dinleyerek uyuyorum. Eğer beni uyku tutmazsa dolunaylarda falan uyuyamam ben. Canım çok sıkınsa uyuyamam. Akşamüstü saat 5'ten sonra uyuduysam gece uyuyamam falan böyle. Bir değişik bir şeyim var yani benim böyle değişik huyum var. O zamanlarda onu dinlediğimi böyle Instagram'da falan paylaştığımı gördüğü için bana Hayati İnanç Hoca'nın bir kitabını almış. Allah'ım hayatımda yani çok az hani böyle naif şeyler görmüşümdür. Gerçekten hani bu bir insanın ince ruhlu olduğunu gösteren bir şeydir. Samet övme seansım bittiyse yarım saattir Samet övüyorum. Ama gerçekten övülecek kadar var olan bir çocuk. Neyse. Samet Maslak Asubay orada evinde ve onlar hani misafir sokabiliyorlar. Abdülhamit'in Limon Köşkü, pardon Limon Köşkü değil, Abdülhamit'in Av Köşkü'ymüş oralar eskiden. Abdülhamit'ti galiba bu şeylerin Abdülhamit, Abdülmecit, Abdülvahit falan isimler karışıyor ya. Benim bildiğim kadarıyla Abdülhamit'in eskiden av köşküydü orası ve çok böyle endemik bitkilerin bulunduğu bir sera var orada. Tropikal böyle çok muhteşem bir yer. Ya fotoğraf çekme, video çekme ile ilgili bir sorun olabilir. Eğer öyle bir sorun varsa ben böyle bir iki tane belki fotoğraf çeker onları koyarım. Ondan sonra Maslak kasırlarına gidiyoruz yani bugün. Kaçta buluşacağız bilmiyorum. Bana hala bir şey yazmadı. Ben önce zaten bir fiyat teklifimi hazırlayacağım. Ondan sonra saat 1 olmuş. Oo. Saat 1 olduysa o zaman Samet'e yazalım. Samet kaçta buluşalım diyelim. Samet'ciğim kaçta geleyim ben. Ondan sonra ve önce fön çektireceğim, ondan sonra oraya gideceğim. Sonra Samet'le yemek falan yiyeceğiz. Bir bölüme halk girebiliyor. Maslak kasırlarında kafe var. O kafe halka açık bir kafe ama bir bölümde var ki orası sadece şeylerin olduğu bir yer. Şimdi onu yazacaktım demiş. Orası da sadece askerlerin ve asker yakınlarının girebildiği bir yer. Asker yakınlarının girebildiği yere kamera sokuluyor mu? Video çekiliyor mu?
falan, onu tam bilemiyorum. O yüzden bakacağız. Eğer çekilemiyorsa uzun uzadıya bunu da anlatmamın hiçbir anlamı yoktu aslında. Şey yapacağız. Sonra neyse. Bilgisayarımı da yanıma alayım ben. Ben şimdi direkt hazırlanayım, giyineyim ve çıkayım arkadaşlar. Ve yetiştiremeyeceğim. Bilgisayarımı da yanıma alayım ki şeyimi de oradan atayım. Ne derler? Ne zaman müsaitsen. O zaman 1,5 saate diyelim mi? Tamamdır. Bilgisayarımdan da şey hazırlar, adamlara gönderirim. Arkadaşlar, haydi bakalım görüşürüz. Dostlarım, giyindim. Çanta hazırlayacağım. Şu gözlüğü şöyle atalım, düşmesin. Önce bir sırt çantası hazırlayacağım. Buraya tabletimi koyuyorum. Sonra bilgisayarımı koyuyorum. Ve bu kadar. Başka bir şey koymayacağım. Bir dakika. Bir tane kalem koyalım. Bir tane defter alalım yanımıza. Böyle bir iki hesaplama bir şey yaparım ben muhtemelen. Bir de benim ajandam. Ajandamı 2 gündür görmüyorum ben. Neyse. Bir dakika. Nerede olduğunu hatırlayayım. Buldum ayol. Diğer şey, siyah bir tane çantam var. Onu da çok sık kullanıyorum. Onun içine koymuştum. Şimdi sırt çantam hazır. Bir de şöyle bir kol çantası aldım. Ben bordoyu var ya, ben bordoyu kendimden çok seviyorum. Anladım artık. Bir tane makyaj çantası yaptım. Zaten oturduğum yerde size makyajımı çekeceğim. Saçıma fön çekilirken makyajımı yaparım. Ondan sonra cüzdanımı alıyorum. Şimdi 2 tane belediyenin kartlarını alıyorum. Onlara fiyat teklifi atacağız. Biliyorsunuz. Ve şöyle şuraya koyalım. Bir de anahtarlar. Sonra AirPods. Ve bir dudak ürünü. Tamamdır. Şöyle hepsini attık. Şalımı alıyorum. Şunu takacağım. Montumu giyiyorum ve çıkıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Aç karnımı doyurmak için Makro'nun şey fırın kısmına geldim ve bir tane zeytin açma alacağım. Ve aldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de içecek bir şey bakalım. Bakalım da bakalım. Dur dayı. Bir tane vişneli meyve suyu mu alsın? Şey usulü böyle tamamen. Aa, bu neymiş? Yeni bir şey gelmiş. 0 şeker 0 kalori. Tamam, severiz böyle şeyleri. Hadi bakalım gidelim. Dostlarım, şimdi AVM'den çıkıyorum. Ya makyaj yaparken video çekecektim. Adam saçıma fön çekerken olmadı. Ondan sonra da geldi saçına Brezilyan bilmem nesi yapalım cart curt dedi. Öyle de bir yandan makyaj yaptım, bir yandan onunla konuştum. İşte herkesin klasik şeyi. Saçıma bu arada güzel fön çekti, beğendim. Sorun yok onda. Ama sadece şeyde makyajımı yaptığım şeyin videosunu, yani makyaj videosu da çekmek istiyordum orada. Böyle hızlandırarak koyarım falan diyordum ama olmadı. Zaten adamla birbirimizi başta pek fazla sevmedik. Ondan sonra adam en son kendini tutamadı. Bir şey mi kullanıyorsunuz dedi. Nasıl yani dedim. Saçınıza bir şey kullanıyor musunuz dedi. Evet dedim. Bir tane yağ kullanıyorum. Sonra dedi ki acayip bir saç fışkırıyor. Hani çok fazla dedi. Diplerden saç geliyor dedi. Adını öğrenebilir miyim dedi. Ben de Trendyol'dan açtım, gösterdim. HC Karen dedim yağı. Gerçekten çok ilginç falan dedi. Böyle çok şey, bir keskin bir dökülme yaşadınız mı falan dedi. Yok dedim, yani demir eksikliğim var. Saçlarım hani biraz dökülür ama oluk oluk, böyle avuç avuç, çok uzun zamandır saçlarım hiç dökülmedi dedim. Ondan sonra ve adam şey dedi, ürün gerçekten çok güzel, çok beğendim falan dedi. Neyse. Sonra bir de işte elektriklenme için şey yapalım. Brezilyan keratin yüklemesi yapalım falan dedi. Ondan sonra 3000 de dedi, sana 2,5 olur falan yaptı böyle.
Yalan ya. Ürün ne kadardı, beni anladınız mı? Arabam leş gibi, geri dönüşte bir yerde para çekmeyi becerirsem kardeşim katıl trafiğe, geç git işte. Yani kendini de muallakta bırakıyorsun, beni de muallakta bırakıyorsun. Bir yerde para çekebilirsem arabayı yıkamaya vereceğim. Bugün çarşamba, Ayazan'ın pazarı var. Muhtemelen Ayazan'daki o pazara giderim. Araba yıkanırken ben de pazar gezerim, alışveriş yaparım. Ah! Yoruldum. Neyse. Öyle işte. Hadi görüşürüz. Ya da Ayazan pazarına gitmem. Cumartesi pazarına giderim cumartesi gün. Çünkü dolapta şey var. Adı neydi onun? Neydi onun adı? Arkadaşlar. Pazı. Pazı var. Pazı kavuracağım. Böyle güzel bir puzzle'lı bir yemek yapacağım. O yüzden bu hafta bir şey almama gerek yok. Yani çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Muhtemelen cumartesi pazarına gideriz. Ay, hadi bakalım. Ben gidiyorum. Çok güzel ya. Benim o şeyi hatırladığım doğru değil mi? Endemik böyle şeyleri varmış. Bitkileri falan. Onlar doğru. Ya şunun güzelliğine bak. Aman Allah'ım. Çok güzel. Şunlar şimdi çok moda. Bunlar da mı onun ektiği acaba? Yok, onları deve tabanı da bir ev kadar. Dur, limonu çekemedim az önce. Limonla çekeyim. Şurada bir tane limon var. Samet kuşumla yemeğe geldik. O lavaboya gitti. Ben de gize gize video çekiyorum. Çünkü burada video çekmek yasak mı şey mi bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Efsane ucuz. Hatta bedava denecek kadar ucuz. Böyle kebap falan 50 lira. Tavuk şiş 38 lira falan böyle. Şok oldum fiyatları görünce, ama tabii askeri olduğu için hani kar amacı gütmüyor. Gidip güdemiyorlar yani. Ve bu yüzden çok fazla ucuz. Şu şeyde soğan var mı? Var, ben bunu yiyorum mesela. Soğanlı salatayı yiyorum. Öyle. Ben Adana saydım. Samet köfte söyledi falan. Aç karnımızı bir doyuracağız. Dostlarım, kardeşlerim, bir sonraki günlerden herkese merhaba. Şimdi ben arkadaşımla buluştum. A Plus'taydık. Birkaç bir şeyler aldım. Sizlere evde göstereceğim onları. izleyince de diyecek ki hangi ara video çektin? Aa, bu neymiş? Ne bu? Ha. Şey, çok güzel bir yere araba park etmişsiniz. Ben çıkamayayım diye. Çocuklar. Neyse. Kankam suda diyecek ki, kız sen hangi ara video çektin? Şimdi şekhaneye gidiyoruz. Hamburger yiyecekmişiz. Ne zamandır da hamburger yemiyordum. Hadi görüşürüz. Dostlarım, eve geldim. Arkadaşımla fişekhanede hamburger yedik. Çok lezzetliydi. Akali diye bir hamburgerci var ya. Ben Instagram'da reklamlarını falan şeylerini görüyordum. Sonradan hatırladım. Şimdi sizlere aldıklarımı göstereceğim. Önce şunu açalım beraber, çünkü ben birazcık merak ediyorum. Burada bir Ecemco suluğu var. Ne zamandır? Ya ben de bu arada çok fazla su içemiyorum. Bu yüzden uzun zamandan beri, ne zamandır almak istediğim bir şeydi kendileri. Şimdi zaman çizgeliğini, motivasyonel zaman çizelgeli su matarası %100 geri dönüştürülebilir ve BPA içermez diyor. Şimdi ben buna çok heves ettim. Ondan sonra bir şeyi inşallah eksik gedik çıkmaz. Çünkü böyledir bu hayat. Hep böyle heves ettiklerinizde bu ne? Bu ne arkadaşlar? Benden büyük. Şuna bakın. Hep böyle heves ettiklerinizde bir şey çıkar ya. Mesela çocuğa fotoğraf çeksin takılarımı diye verdik. Profesyonel fotoğraf sanatçısı bu çocuk. Ve gitmiş toptancının adının yazılı olduğu kağıtlarını çekmiş. Maalesef hayat böyledir. Bu arada ay çok güzel geldi ama şuna bak ya, kocaman kocaman bir damacana. Şuradan şöyle açıyorsunuz. Buradan böyle fıtık fıtık suyunuzu içiyorsunuz arkadaşlar.
Ondan sonra tekrar şurayı kapatıp burayı kitleyip şöyle fıtık fıtık elinize taşıyorsunuz. Zaten Ecemco izleyen herkes bunu biliyordur. Sağlam, güzel, tertemiz, mis gibi, fevkalade. Geldi. Çok güzel geldi. Vallahi çok beğendim. Tamamdır. Artık bunu övmeyi bırakalım. Sonra Watson's'tan iki tanecik şey aldım. Şu fişi saklayalım, gider gösteririz. Donlarımı falan, her şeyi gider gösteririm. Şimdiyim. İkisini de çıkaralım. Bir de şöyle yanımda sabah evden çıkarken kahve götürmüştüm. Arka taraf falan dağınık ama artık alışınayım dağınıklığıma, pisliğime. Şimdi Watson's'tan da Dali'nin şöyle üçlü ıslak mendilleri vardı. Kaç paraya aldığımı asla bilmiyorum. Toplam 375 lira verdim. 60 liraya falan mı almışım? Kız kaç liraya almışım yani bunu? 329 lira. 45 lirada ıslak mendil. Toplam 375 lira 85 kuruşluk bir alışveriş olmuş bu. Bir de NYX'in Bear With Me. Şu kapatıcısından aldım. Bu meşhur. Bundan almayanı dövüyorlarmış. O yüzden aldım ben de. Herkes bunu övüyordu. Ya ben şey kullanıyorum biliyorsunuz. Ne yaptın gene oralarda oynamışsın. Bak gözüme gözüme takıldı. Neden orayla oynadın? İn aşağıya. Haysiyet yoksunu, namussuz, arsız, ahlaksız, vatan haini. Neden orayla oynadın? Ha? Kedi misin sen? Ha? Kedi gibi saksı eşeliyorsun. Hayır. İn aşağıya. Sinirliyim şu an. Salak. Tart. Tartın shape tape'ini kullanıyorum ya ben. Ama çok pahalı. Yani 700 küsür lira. Bundan iki tane alırım. Bir de arkadaşlarım. Bu nereden alışveriş kız? Ha, Sephora. Şuraya bak. 84 lira 50 kuruşluk bir şey aldım. Verdikleri şey boyum kadar. Ama yani. Bunu da gider gösteririz. Arkadaşlar işte gelir gider. Ve onları da göstereyim size. Şöyle koton deyip duruyorum. Pamuk çiçekli şöyle bir body mist aldım. Hiç yok. Arkadaşım da öyle söyledi. Hiç yok ya dedi. Hiç yok, evet. Var mı? Yok. Şşt, in aşağıya. Kokusuna. Büyük boyun almaya gidiyor. Yumuşacık. Yumuşacık. Ben bayılırım. Ben çok severim. Ben aşık olurum. Çok güzel kokuyor gerçekten. Çok güzel kokuyor. Şu tekrar göstereyim. Ben beğendim. Kalıcı olmasına çok da gerek yok. Bir de şöyle bir tester zımbırtısı bir şey verdiler. Bir de buna bakalım. Bu ne ayol? Ne vermişler bakalım? Ne bu? Ne bu be? Bir şey mask. Bir. Kız Allah sizi kahretmesin. B-E-L-H. Bel bir şey. Bro. Ya kardeşim ya. Bir şey koymuşsun ama ne bu yani? Anladın mı? Ne bu? Baksanıza. Bak verdiği testire bak. Koskoca Sephora'sın. Koskoca. Rezalet. Çok kızarım böyle şeylere. Body mask. Ne bu? Ne bu kız? Köpür müymişim durduk yere? Ne bu? Ay hiç. Yazdıkları yazıya bak. Bak yazıya bak. Bak arkadaşlar, bakın yazıya bak. Ben bundan ne anlayacağım? Şimdi gidip Sephora'daki karıyı yolacağım. Neyse. Sinirlendim. Çok sinirlendim. Yves Saint Laurent Mon Paris ve Michael Kors Gorgeous. Bunları vermişler. İyi bari en azından bunlar anlaşılıyor. Yves Saint Laurent'in kokusuna bakalım. Sonra bunları çöpe atarız. Ya yurt dışına ya da il dışına bir yere gittiğin zaman iyi oluyor da. Onun haricinde kız Allah seni, çık ayol çık ha. Ne iğrenç.
Bu ne? Hacı yağı mı bu? Ne bu? Çok sinirlendim bak. Bu ne? Michael Kors Sexy Amber. Bakma öyle bana. Ne yaptın oralara? Eşeli misin? Eşek spası. Kız açılsana. Aa. Ay ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten koskoca Sephora'sın. Bu nedir ya? Ne bu? Ne bu? Ver mis gibi bir tester. Ateşle insanlara. Dön git yani. Ya kızınca kızlı oluyorum arkadaşlar. İğrenç. Hepsi çöp. Hepsi çöp. Bunu da atacağım çöpe. Ne yazdığı belli değil. Çok sinirlendim. çok sinirlendim. Fark ettiniz mi? Ama gerçekten çok sinirlendim. Neyse Allah'tan şunlarım var. Da birazcık mutluyum. Şundan dolayı çok mutluyum. Bir güzel yıkarım bunu. Ondan sonra şuraya da suratım yapışmış ama şöyle yaptım ya. Evet, good morning, hydrate yourself, remember your goal. Falan filan işte, you did it. Evet, şöyle tam olarak 2 litrelik bir şey. Bunu güzelce bir yıkarım, ondan sonra içini su doldurum. Ondan sonra fıtık fıtık suyumu içerim. Böyle bununla her yere giderim bu arada. Yanımda bunu her yere taşırım. Bundan sonra beni suluğumdan tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Gidiyorum. Şunlara çok öfkelendim. Olduğu gibi çöpe atacağım. Defolsunlar gitsinler. Şuna bak. Ya şuna harcayacağım paraya, şuna vereceğin paraya misler gibi ver tester. Ver. Yırtalım kullanalım. Fıtık fıtık sıkalım kullanalım. Bu nedir yani? Ya da verme. Verme bana şunu vereceğine hiçbir şey verme. Bak gözüm seyiriyor. Bak hadi görüşürüz. Hacılar, hacı dostlarım. Maslak yemeğe geldim ama kara fırında böyle çırpılmış yumurtalı avokadolu ekmek üstü bir şey yedim. Eğer olur da kara fırına gelirseniz sakın bunu yemeyin arkadaşlar. Hayatıma yediğim en kötü şeylerden bir tanesiydi. O kadar yani... Allah affetsin, iğrençti. Neyse, yapacak bir şey yok. Burada bir tane beyaz dükkan diye bir yer olması lazımmış. Ora nere kız? Ona bir bakalım. Saat kaç oldu? 11:27. 3 dakikamız var. Şeye gideceğiz. Ama yok, nerede yani? Beyaz dükkan. Bakalım şurası mı acaba? Kocaman bir Migros'u var buranın. Buranın Migros'unu çok severim. Yok. Burada da başka bir şey var. Ne bu? Başka bir şey. Ha, kumluk diye bir yermiş. Kum oynuyorlar herhalde çocuklar. Ama bu beyaz dükkan diye bir şey yok yani burada. Çok sinirlenirim böyle şeylere. Nerede bu beyaz dükkan? Bakayım. Oh, yok herhalde. Hocaya bir pro alsam mı? Ya da almayayım ya abi. O bana ne alıyor diye. Yok, alırım belki. Bakalım şimdi beyaz dükkan. Yok yani, bayağı yok. 3 dakikada sürmez şimdi oraya gidişimiz. Beni almazlar kesin. Neyse, Tutankamon'un sergisine geldim dostlarım. Şurasıdır muhtemelen bu beyaz dükkan ama herhalde kapalı mı bugün nedirse. Bakalım, inşallah beğenirim. Çünkü benim için önemli bunlar. Benim için böyle şeyler çok önemli. Gerçekten beyaz dükkan diye bir yer yok. Tabii Cansucuğum, sen bu beyaz dükkanı neden arıyorsun? Ne var bu beyaz dükkanın içerisinde diyecek olursanız da dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Böyle işte takı toka, seramik zımbatılar falan satıyorlar. Ama yok yani. Belki geri dönüşte buluruz. Burada da Vekem diye bir şey var. Yansılıyor sanırım. Vapion sahne diye bir yer varmış falan. Beyaz dükkan şunlardan bir tanesi de şey değil yani. Şurada bir tane kazak var, güzel duruyor ama biraz kısa. Neyse, hadi bakalım. Girelim. Üzerine 11 kiloluk bir katı altın portre maske yerleştirildi ve bir dizi iç içe geçirilmiş taşıyıcıya konuldu. Hacılar kendisi Rosetta taşıyor. Tabii ki de şey, bu replikası ama Mısır hierogliflerinin çözüldüğü taş bu. François Champollion diye birisi
çözüyor. Şurada da yazıyor ama tabii ki de benim buna bakmama gerek yok. Çünkü benim bütün çocukluğum arkeolog olmak isteyerek geçtiği için hani birçok insanı o kadar kolay ve o kadar iyi tanıyorum ki şaşırırsınız. Böyle gezelim bakalım biraz daha. Bütün eserler replika. Şöyle. Bunlar neymiş kız? Bunlara da bakalım. Teşekkür ederim. Geç dönem askeri ve erken dönem askeriymiş bunlar. Oo, ablam çok güzel yalnız ha. Kadın gerçekten çok şık bir kadın. Mezarın keşfedilme hikayesi. Buna da bir bakalım. Şunun ne olduğu herkese çok tuhaf geliyor ama bu onların bir yastığı. Bunlar Şapti'ymiş. Ben Şapti'nin ne olduğunu bilmiyordum ama bu heykeller ölülere yardım etsin diye yapılan şeylermiş. İçerisi bu arada çok güzeldi. Nefertiti yengem de burada. Ama şey vardı, CNN Türk falan vardı. Birazcık böyle herhalde herkes gerildi bu arada. Gezen insanlar da gerildi. Ama artık çıkıyoruz. Tekrar girdim. Size Tutankamon'un babişkosu Akhenaton dedemi göstermek için geldim. Bir de Nefertiti yengem var. O da üvey annesi. Onu da göstereceğim. Şöyle şunlara bakalım o arada. Bu müzikten inşallah telif yemem. Bu da dedesiydi. Bir bakalım. Amenhotep Tutankamon'un aynen büyük babası. Bu Tutankamon kuşumun dedesi. Ondan sonra burası çok kalabalıktı. Bunlara bakamadım mesela ben. Yeni krallık döneminde yaşamış bir çiftin heykeli imiş bunlar arkadaşlar. Bekleyin size Nefertiti'yi göstereceğim. Nefertiti dünyanın en meşhur heykellerinden bir tanesi. Bir gözümde bir sorun olan kraliçe dünyanın en güçlü kadınlarından bir tanesi olarak geçiyor. Ve Akhenaton'un eşi Nefertiti güzel geldi demek bu arada. Burada yazmıyor. Bunlar benim bilgilerim arkadaşlar. Şu an Berlin'de bulunuyormuş bu büst. Ulan ya, Berlin'e de gitmek lazım. Evet. Neyse, yapacak bir şey yok. Bakın bir de şey, dini dönüştürme olayları var. Bu ikisinin, bu bebişimle bu bebişim. Mısır'daki dini dönüştürüyorlar ve kendi dinleri haline getiriyorlar. Ve bu arada size bir şey söyleyeceğim. Aşırı İslamcıların çok beğenmeyeceği bir şey olacak. Biz hani bir dua edildiğinde amin diyoruz ya, o Akhenaton'dan yani Amenhotep'ten gelen bir şey. Yani hiçbir şey boşa değil arkadaşlar. Yengelerim ben gidiyorum. Ay dünden beri bir memnuniyetsizlik. Ama yani şey değil, boşa değil arkadaşlar. Çok kötü bir AVM. Burası gerçek. Yani burası zaten AVM de değil de. Burası bir böyle iş merkezi. Ondan sonra işte bir iki tane dükkan var. Ve şey burası. Ne derler? Etkinlik alanı. Konser monser oluyor ama konser çıkışları bir hengame. Bir kaos, bir kalabalık, bir böyle dehşet, vahşet bir şey oluyor. Yani ne yalan söyleyeyim. 200 liraya değer aslında. Ben bileti 200 liraya almıştım. Ona değer. Ona diyecek bir şey yok. Ama mesela şey vardı. Tam biz böyle gezmeye başladık. İçeride CNN Türk vardı. Ve CNN Türk'ün kamerasının ışığı herkesi çok gerdi. Kadının bir tane şey dedi. Ama ben çekilmek istemiyorum ki, beni neden çekiyorlar dedi. Ondan sonra izin de almıyorlar falan yaptı böyle. Haklı olarak. Bilmiyorum. Bakalım çıkışta sorun yaşayacak mıyız? Hoppa. Al bakalım. Hah, iyi açtı. Bir kere burada böyle panik atak geçiriyordum resmen. O kadar kötü oldum ki bir anda sinirlerim bozuldu. Ödedim ondan sonra ama ödeme yeri tek bir yerde var. Oraya gidip yürümen lazım falan. Ödedikten sonra
tam böyle şey oldu. Ne derler? Neydi adı? Açılmadı kapı çıkışta. Geri döndüm. Ondan sonra dedim açılmadı. Ondan sonra tamam dedi, şimdi sorun yok çıkabilirsiniz dedi. Gene açılmadı. Gene gittim ondan sonra. Ama böyle hani suratım kıpkırmızı. Çocuk dedi ki iyi misiniz? Sence iyi miyim gerizekalı? Sence iyi miyim yani? O kadar kötü oldum ki. Neyse, yapacak bir şey yok. Ay, Zorlu'ya gideyim. Orada kahveci vardı. Kahvecide otururum ondan sonra. Öyle. Biraz bir şeyler izlerim falan. Nevşin'e daha çok var. Nevşin'i muhtemelen akşam evde izlerim ben ama. Ya dün biz arkadaşımla Mango'da bir tane pantolon gördük. Ben o pantolonu çok beğendim. Acaba onu alsam mı? Neyse, bakarız. Bakarız da bakarız. Ay, bu videoda 100 saat olacak. Olsun. Böyle bir sıkışıklık oluyor burada. Ne bu? Ne bu? Bakayım. Üf, yok ya, dönelim vadiye. Dönelim gitsin. Vadideki canım kahvecilerimde şey yaparım. Otururum. Starbucks'ta otururum yukarıda. Saat 12-17. 40 kilometre de benzinimiz kaldı. Benzin almak lazım. Ay. Gerçi bir de şey almak lazım. Neydi onun adı? Camlı kama suyu almak lazım. Bir tane kedi arabanın üzerine çıkmaya çalışmış. Arabanın, canım arabamı, güzelim araba cihazımı mahvetmiş. Allah'ın cezası kedi. Şer şerefsiz kedi. Namussuz kedi. Dostlarım, bir sonraki günden herkese merhaba. En son ne zaman video çekiyordum hatırlamıyorum. Şimdi benzin almaya gidiyoruz. Benzin aldıktan sonra Zorlu'ya gideceğiz. Akşam bir arkadaşım bende kalmaya gelecek. Annesiyle kavga etmişler. Annesi onu evden atmış. Ondan sonra o da dedi ki bir gün geleyim de dedi, sen de dedi kafa dinleyeyim. Ben dedim gel olur, kalırız kanki. Neyse, şimdi benzin almaya gidiyorum. Benzine de en son 67 kuruşluk bir zam geldi, biliyorsunuz. Halkı bir önce selamlayalım. Ondan sonra benzine zam geldi biliyorsunuz ve bakalım ne kadar ödeyeceğiz, size söyleyeceğim. 30 kilometre benzinim var. Böyle 2 litre falandır herhalde. Belki de azdır. 60 litre alıyor depo. Kaç depo, yani kaç litre doldurduğuna falan şey yapar. Aradaki farkı ben size söylerim. Sonra Zorlu'ya gideceğim. Hoca ile biliyorsunuz şey yapıyoruz. Buluşuyoruz. Ama çok acıktım. Muhtemelen Opet'in şeyinden bir şey alır yerim. Bir karnımı doyururum. Bir yandan da bugün eski telefonumla eski tabletimi hocaya vereceğim. Telefonu bir şey şarj edip açacağım. İçinde eğer bilgilerim, fotoğraflarım, yazışmalarım, bir şeylerim kaldıysa, çünkü kıl kuyruklara da şeye vereceğiz telefonu. Pil değişimine vereceğiz. Onların böyle bir telefon, işte tamir, aksesuar zımbırtıları var. Eğer içinde şey var ya, eğer ölürsem arkadaşlarım telefonumu imha etsin falan var ya. O yüzden önce bir kendim bir şey yapacağım, bir deneyeceğim, bakacağım yani. İnşallah silmişimdir. Çünkü bu telefondan oradaki bilgileri, bilmem neleri sil gibi bir şey dediğimi hatırlıyorum, yaptığımı hatırlıyorum ama dün akşam aklıma geldi. O yüzden önemli böyle şeyler. Hadi bakalım, görüşürüz Zorlu'da bir yerlerde. Cüzdanımı evde unuttum. Yani tamam, hani salak olabilirsin ama hani dün akşam dedim ki inşallah dedim bu cüzdanı burada unutmam dedim. İnternetten bir şey aldım ve unuttum arkadaşlar ya. Şimdi eve dönüyorum. Çok da acıktım. Neyse, gidip evden cüzdanımızı alalım. Ya, çok çok salak bir insanım ben. Neyse, Allah'tan ya benzin dolarken şey olsaydı. İyi ki erken fark ettim. Çantamı kontrol ettim, bir baktım yok. Gidelim eve, cüzdanımızı alalım önce. Aydınlansın diye. Hacılar, ne haber ya? Ne yapıyorsunuz? Biraz Zuhukan açılışı oldu. Yanımda da bir şey, koruma arabası. Ama neyse, ne korkacağım ya? Ne korkacağım?
bizim de var tanıdıklarımız, ne olacak diye. Şimdi eve gidiyorum ama trafik. Trafik. Buradan ev genelde böyle 9-10 dakika falan sürüyor. En fazla 12 dakika sürüyor ama 22 dakikalık ve 42 dakikalık iki tane yol var. Ben 22 dakikalık olandan Maslak'tan, Unique'den böyle aşağı inerek Ayaza Bayırı oradan doğru gideceğim. Maç var çünkü. Ya gerçekten stadyumları böyle şehir dışına yapmaları lazım. Gerçekten yapın abi şehir dışına. Atıyorum Gebze taraflarına, Ateşle. Ateşle gitsin yani, anladın mı? Çok acayip. Üf, çok sıkılıyorum bu yüzden bu durumda. Yol ilerlemiyor. Ben dedim ki iki açayım sohbet edeyim. Çakra'dan alışveriş yaptım. Evde gösteririm ama. 3 parça şey aldım zaten. İkisi kese. Bir tane kendime, bir tane de canım kankime. Ondan sonra 2 tane kese aldım. Bir de C harfli beyaz bir havlu aldım. Çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. O yüzden şey yapmak istedim. Ne derler ona? Öyle bir işte bir değişiklik olsun dedim. Neyse. Şimdi başka ne anlatacağım ben size? Anlatacak bir şeyim var mı? Yok aslında. Bugün biraz hamur işi yedim. Ay, sabah sandviç yedim. Öğlen pizza yedim. Zorlu'da, İtalya'da. Akşam eve gidince acıkırsam bir salata yerim. Saat 18.54. Böyle domatesli. Domates, ton balığı. Güzel bir salata yaparım. Ekmeksiz onu yerim sadece. Çünkü denge arkadaşlar. Dengelemek çok önemli. Bugün ne bu? Prestij meselesi 3 Şubat'ta. Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'den gerçek bir umut hikayesi. Prestij meselesi. Yani Haluk Levent ne alaka abi ya? Oyuncu kadrosunda falan yoksa izlerim de, oyuncu kadrosunda varsa izlemem. Ben çok fazla Haluk Levent'çi değilim bu arada. Benim bir arkadaşımın derneği var ve yani bir şey öğrendim. Yani söylemeyeceğim ama bir şey öğrendim. Haluk Levent'in zamanında çok borcu varmış arkadaşlar. Çok borcu varmış. Ondan sonra şimdi o borcu yok. Ama hani bunu neyse, şarkıcılıkla da kapatabileceği, ödeyebileceği borçlar değilmiş falan filan. Neyse, çok önemli değil ne yaptığı. Belki arkadaşım yalan söylüyordur. Bilemeyiz de bunu. Dışarıdan, sosyal medyadan çok güvenilir bir insan olarak görünüyor. Ama tabii ki de hiç kimse babamızın oğlu değil. Hiç kimse de göründüğü gibi değil. Dışarıdan göründüğünüzde içeriden görünen kişi aynı kişi olan çok az insan var. Hepimizin maskeleri, hepimizin sahte yüzleri, hepimizin böyle birer ne derler ona? Hepimizin birer sahnesi, tiyatrosu, her şeyi var yani. Benim de öyle. Ben demiyorum ki böyle ben tamamen dışarıdan göründüğüm gibi biriyim falan demiyorum. Daha iyisiyim. Bu ne kız doyuyor? Ha, bizim vadide var bu ya. Bir film daha varmış 6 Ocak'ta sinemalarda. Sevda Mecburi İstikamet diye. Selin Şekerci mi kız o? Evet, Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci. Ay bu arada, dur karşı yoldan polis geliyor. Bu arada ne söyleyeceğim ben size? Dostlarım, hacılar. Ay ben Şahmeran'ı izlemeye başladım. Hatta dostlarım 8. bölüm 7. bölümdeyim galiba. Ya böyle hani izleniyor. Diyemem ki size böyle ay rezalet izlenmiyor falan diyemem. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Maslak Hilton bayağı %60'ı falan dolu. Vay be. İnsan dikkat ediyor be şey. Tabii mesleki deformasyon. Otelci olunca ışıklarına mutlaka bakıyorsun. Neyse. Yılların Hilton'u. Ama birazcık şey olayı var arkadaşlar. Çok eski oteller. Mesela
Harbiye Hilton hariç, bence Harbiye Hilton hariç, diğer böyle çok eski oteller, mesela Bedamanlar falan, böyle içlerinde bir eski kokusu oluyor. Yenilense bile eski kokusu oluyor. Özellikle eski ve odaları ahşap otelleri seçmemeye özen göstereyim. Benden size bir otelci tavsiyesi olsun. Onların böyle keskin bir böyle ne derler, kesif bir kokusu olur. Unutmayın yani, benden bir tavsiye otel seçiminde. Çünkü gece uyumak çok önemli. Gezmek için gittiğiniz bir yerde de, tatil yapmak için gittiğiniz bir yerde de gece uyumak çok önemlidir. Ama neyse, istediğiniz yerde kadın en fazla uyuyamazsınız. Pişman olursunuz. Ben mesela, insanlar bana işte şey diyorlar. İşte bunu yakın zamanda işte bir arkadaşımla şey yaptık. Ve hep mesela ben şey diyorum böyle. En fazla ne olabilir ki? En fazla ne olabilir arkadaşlar? Benim hayatımın en böyle benim hayatımı en belirleyici şeylerden bir tanesidir bu. En fazla ne olabilir? Hani bir işe girmek, bir işten çıkmak, bir şey yapmak, birini aramak, birine yazmak, birine ilanı aşk etmek, birinden ayrılmak. Bunların hepsi için her zaman şunu söylerim. En fazla ne olabilir ki? İyi, kötü hiç fark etmez. Hani benim bir sözüm var. Her seçim bir bedeldir diye. Ve baktığım zaman diyorum ki yani evet, ne olacak? Yani ne olacak? Yapın. Yapın gitsin arkadaşlar. Yapın. Her şeyi yapın. Bu dünyaya bir kere geliyoruz ve bomboş bir dünya. Hiç yani. Anladınız mı? Hiç. Şuraya bak. Şey kesim. Bu TME5'e çevre yoluna carte curta bağlanan yol kilit ama. Ama kilit. Ayaz ayıyla yola bakalım. Bir nebze daha çık. Kız kamyon çekil. EP734 çeksa. Yengecim bak şimdi, bak durduk yere ablacığım, yani bak lütfen. Geçen gün de arkadaşımla buluştuk karşıda. Dönerken bisikletlinin bir tanesi, yani o yola arkadaşlar gece vakti, diğer hani ne derler, köprüye bağlanan bir yol orası, tamam mı? Bayağı otobana bağlanıyor gibi bir şeysin. Ve hani büyük yol ve gene büyük bir yola bağlanıyorsun. Bisikletlerinin bir tanesi. Yani ne ışığı var, ne fosforu var. Hani ne bileyim, böyle fosforlu bir şey giy, bir şey yap, ne bileyim bir ışık falan olsun. Hiç yani, anladınız mı? Bir anda böyle geçti. Ben hızlı hızlı geliyorum. Ben de böyle insan gibi değil gerçekten. Yol temiz ve boşsa. Yani hayvan gibi araba kullanıyorum. Hani tamam, ben şey diyemem ama mesela ya Allah korusun, ben bile suçlu olsam ayıp değil mi yani? Bir de bekleyin, geliyorum. Dostlarım yeniden merhaba. Bir sonraki gündeyiz gene. Sakin ol. Bir dilim ekmek kızartacağım ve böyle çok hafif bir peynir, zeytin yiyerek karnımı doyuracağım. Havama gidiyorum. Çok aç karnına gitmek istemiyorum. Tansiyonum düşer. Çok da tok karnına gitmek istemiyorum. Biliyorsunuz eskiler böyle tok karnına insanları çocukken bizi yıkamazlardı. Onun da bir şeyi var. Kalp krizleri falan herhalde bir tetikleme mevzusu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam tok karnına yıkanılmaz yani. Duşa girilmez. Kendime bir hamam çantası yaptım. Şöyle. Ekmek ısınırken size şeylerini göstereyim. İçerisinde terlik var, bornoz var, bir de saç havlusu var. Ondan sonra şurada bir şey yok. Yedek çamaşır var. Bir tane saç zımbırtısı aldım. Şöyle saçımı yumuşatsın çıktıktan sonra diye. Ondan sonra bir tane tarak aldım şöyle. Tangle teaser'ım vardı benim ama küçük tangle teaser'lardan. Nerede bulamadım. Bir tane allık aldım. Ondan sonra parfüm aldım. Şöyle Hermes'in bir şeyi, parfümü. Sonra güneş koruyucumu aldım. Ve arkadaşlar makyaj malzemesi olarak da şu da makyaj malzemesi gerçi ama Tarte'ın
concealer'ı, Beauty's'in Fake It maskarası ve Kiko'nun şu 508 jeli stilo ruj gibi zımbırtısından aldım. Ruj gibi, dudak balmı gibi çok böyle güzel bir rengi var. Görüyor musunuz? Bir de bunu aldım. Ondan sonra ve bakayım başka bir şey almış mıyım? Başka hiçbir şey almamışım. Bunları bir buraya sıkıştırıyoruz. Size dün akşam Çakra'dan yaptığım alışverişi göstereceğim. Dün akşam göstermedim çünkü dün akşam eve saat 2'de geldim. Çünkü arkadaşımla buluştuk. O nargile içti, ben de oturdum, lafladık. İnsanları işle arayıp falan. Yani eski tanıdığımız insanları, tanımadığımız insanları da işletmedik. Hep tanıdıklarımızı işletmedik. Şu damacanamı alacağım. İçine su doldurup yanıma alacağım. Bundan sonra sensiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Bir tanem benim. Ekmeğim de yandı bu arada ama hala kendini atmadı. Normalde kendi kendine atıyor. Hadi bakalım, azıcık daha zaten zamanımız var. Derken attı kendini. Çakra alışverişinde. Kız. Dün gece çok geç yattım. O yüzden birazcık daha dengem yerine gelmedi. Şöyle. Çakra alışverişim. Hemen gösteriyorum. Şimdi bir tane C harfli bir şey aldım. Havlu aldım. Ha tamam, C'si şuradaymış. Şöyle beyaz güzel bir havlu. Yıkayıp kullandıktan sonra yıkacağız. Sonra bir tane de kese aldım. Çakra'nın bu doğal ipek kesesi. Şöyle bu renkte. Bunun bir de beyaz olanı vardı. Bu ipek yüze de kullanılabiliyormuş. Tabii yüzü keselemeyi birçok insan önermiyor ama öbürü de sadece vücut içinmiş. Bu hem yüz hem vücutta kullanılabilen keseymiş. O yüzden bunu aldım. Olur da arada böyle suratımızı yırtmak, derimizi yüzmek falan istersek kullanırız diye. Ondan iki tane aldım. Bir tane de kankamı aldım. Şimdi azıcık karnımı doyurayım. Aa, bu arada ben şeyi unuttum. Ekmek de güzel kızardı yalnız ama bir tarafı yandı, bir tarafı normal. Bir de arkadaşlar, bir de çamaşır makinesinde yıkananlar vardı. Onları bir kurutmaya atayım. Karnımı doyurayım. Ondan sonra dışarı çıkalım. Yola koyulalım. Hadi görüşürüz. Bir de yanıma termosla kahve alacağım. Bakalım ısındı. Şu mor olanı yapacağım. Birazcık da üzerine süt ekleyeceğim. Şöyle. Hadi bakalım. Arabamdan çıkan yüke bakın arkadaşlar. Her yer dolu. Şöyle bir şey düşünün. Bunu da birisi buraya bırakmış. Ve komple bu da aynısı dolu yani. Yapacak bir şey yok. Montlar, bilmem neler, ıvır zıvır, çanta, suluk. Dostlarım, güneş batıyor. Hayır, iner misin? İn lütfen. Hoşt. Eve geldim. Alışverişlerimi göstereceğim size. Tabii ki de sokağa çıkıp da benim alışveriş yapmamam mümkün mü sizce arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim? Şimdi önce kitaplarımı göstereyim. 3 tane kitap aldım. Sanki çok kitap okuyormuş gibi. Ama işte okuyacağız. Okuyacağız. Onu da halledeceğiz. Çabuk mu baksan acaba? Lao Tzu'nun Tao Te Ching, Erdem Rehberi kitabını aldım. Şöyle. Ya şu kitabın 50 lira olması beni biraz üzüyor biliyor musunuz? Yani sonra birkaç tane daha kitap beğendim. Biri 170 lira, işte biri böyle 90 küsür lira falan. Ya çok büyük bir masraf. Yani bir bilmiyorum ya. Fazla bence, çok fazla. Neyse. Sonra Ritüellerin Yok Oluşuna Dair diye bir kitap aldım. Jung Chul Han galiba ismi. Şöyle bir kitap. Ritüellerin yok oluşuna dair de hem bireysel hem de toplumsal yaşamı yoğun, istikrarlı ve düzenli kılan ritüelleri mercek altına alıyormuş. Jung Chul Han bu kitabın da arkadaşlar. Yoğun yaşam.
yoğun tüketimden başka bir şey değildir denmiş. Burada bir şeyin şeyini beraber yazmışlar. Arkadaşlar şey her zaman ayrı yazılır. Neyse. Bir de Madeline Miller'ın Galatea diye bir öykü kitabını aldım. Bu da böyle şey bir kitap. İçinde böyle illüstrasyonların falan olduğu. Şöyle bir incecik bir kitap. Pardon. Bunu değil. Bir saniye. Şunu alana şu yarı fiyatına mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi. Bir şey böyle %50 indirimli oldu. Adam dedi ki bir kitap daha alayım. Ben de onu görmüştüm ama sonra dedim ki ya dedim gerek yok. Mesela bu 58 lira. Bu 50 lira. Bu da 60 lira arkadaşlar. Çok ya. Çok yani. Sonra Penti'ye girdim. Penti'ye güzel şeyler gelmiş. Bir tane tayt aldım. Bendeki bedeni X large olan şu tayt. Belimden kayıp düşmez değil mi diye sordum. Şu bel lastiği sayesinde kayıp düşmüyormuş. Şöyle bir tayt. Bunun fiyatı 400 liraydı. Eğer beğenmezsem iade edeceğim. Beğenirsem gidip bir tane daha alacağım. Deneyeceğim bir üzerimde kalır. Ondan sonra şey yaparım. Böyle çok ne derler? İç göstermeyecek bir şey değil bu arada. Böyle gerildikçe bunlar iç göstermeye müsait taytlar. Ama böyle şeyi falan güzeldi. Yapısı falan güzel göründüğü için. Ay aldım bir tane. Ben çok yoruldum. Bu vlog çok uzun oluyor. O yüzden vlogumuzu burada kapatalım. Biraz dinleneceğim. Dinlendikten sonra kalkacağım. Bir güzel evi falan toplayacağım. Güneş gözümü alıyor. Ondan sonra öyle işte. Akşam yargı var. Pazar günlerimizin bir hoşluğu. Şey falan aldım. Sütlü çikolata buldum nihayet. Beyaz çikolatalar var ya. O beyaz çikolatalar çok uzun zamandır hiçbir yerde yoktu. Migros'ta bulunca iki tane aldım. Ya gelen giden oluyor. İşte ne bileyim Ali falan geliyor ondan sonra. Bir tatlı ikram etme isteği oluyor bende de. O yüzden misafire ben çok fazla yemiyorum. Çok canım çekerse böyle bir küçük lokum yiyorum kahvenin yanında. Ki böyle hani ne derler. Yani şeyi de sevmiyorum. Hani hayır asla yiyemezsin falan. Onu sevmem. Öyle olursa inadına onu yemek istiyorum çünkü. Kendime bu eziyeti yapmamak adına. Canım tatlı çekiyorsa atıyorum bir çikolata yerine ya da ne bileyim işte bir böyle bir tatlı yerine böyle bir tane lokum atıyorum ağzıma ve mis gibi tatlı isteğini köreltiyor. Ya da bazen bir tane hurma yiyorum. Medine hurmaları var ya onlar da tatlı isteğimi köreltiyor. Ay güneş sen beni mahvettin. Neyse. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın dostlarım.